Peki sorgulayan bir çocuk nasıl yetiştirebiliriz? Çünkü 19. yüzyılın bakış açısıyla 20. yüzyılın yarısında artık dünyanın büyük kısmında geride kalan bir bakış açısıyla sürekli onu ezberleyen, bunu ezberleyen, sizin verdiklerinizi öğrenen, ezber yapan, sınavda da çoktan seçmeli seçenekler arasından birini bulan bir çocuk 21. yüzyılda ne kendini, ne sizi, ne de ülkesini ileri götüremez. 21. yüzyıl sorgulayan, özgüvenli, dünyaya açık, dünyanın bilimine, aklına, teknolojisine açık çocuklar istiyor. Öyle çocuklar nasıl yetiştirebiliriz? İşte sorumuz bu. Özgüvenli çocuklar nasıl yetiştirebiliriz? Ne yapmalıyız özgüvenli çocuklar yetiştirmek için? Bugünün sorusu bu. Uzmanlarla konuştuk, onlara sorduk tek tek, okulun görevine, velinin görevine. Özgüvenli çocuk nasıl yetiştirilir diye bugün onu bakacağız. Sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sorunlara daha farklı açılarıyla yaklaşabilen öğrenciler, bireyler yetiştirmek aslında Türkiye için önemli. Yani şu anki dünyanın içinde bulunduğu 21. yüzyıl becerileri dediğimiz, yani sadece akademik beceriler değil bunlar. Akademik beceriler çok önemli. Çocuğun temel beceri kazanması çok önemli. Ama bunun yanında dediğiniz gibi çocuk düşünüyor mu? Yani o soru çocuğa formülle değil de açık uçlu şekilde sorulduğunda çocuk soruyu yanıtlayabiliyor mu? Aslında aynı soru. Ama birinde çocuğun yorumlaması ve akıl yürütmesi bekleniyorsa ve çocuk bunu yapamıyorsa burada bir sorun var demektir. Çünkü gerçek hayatta bizim karşımıza çıkan problemler iş hayatında formüllerle çözülmüyor çoğu zaman. Yani çözüm odaklı olabilmek, konulara eleştirel yaklaşabilmek, fikrini değiştirebilmesi öğrencinin bazı konularda. Yani her zaman o sabit fikirle hayata devam etmemek, sorgulamak verilen bilgiler. Bu bilgi ne olursa olsun 2 artı 2 4 olsa bile bilgi, bunu sorgulayabilir öğrenci yani. Evet, doğru olduğunu bulur o sorgulamanın sonunda ama en azından o ona daha farklı alanlar açar. Daha farklı ilgi alanları yaratabilir çocuk için. Öğretmenin, rehber öğretmenin, müdürün ve velinin de çocuğu bu şekilde yönlendirmek gibi bir görevi olduğunu ben şahsen düşünüyorum. Şimdi siz çocuğa 2 kere 2 4 diyorsunuz. Ben şahsen kendim 2 kere 2'nin 4 olduğunu ezberletmedim. Önüne 4 kibrit çöpü koydum. 2, 2, 4 dedim. Çocuklar bugün, üniversitede gittiğimde dahi birçok üniversite öğrencisi çarpmanın ne olduğunu bilmiyor. Çarpmanın toplamanın hızlısı olduğunu bilmeyen üniversite öğrencileri var. 2 kere 7, 14 demek, 7 tane 2'yi toplamak demek aslında. Hızlısı, toplamanın hızlısı, 7 tane 2'yi topluyorsun ve 14 ediyor. Ama bunu çocuğunuza ezberletmeyeceksiniz. Önüne koyacaksınız, onu sorgulayacak, sonunda gene doğruyu evet bulacak. Ama ona bunu ezberletmeyeceksiniz. Ezberletmeyeceksiniz ki çocuk her şey karşısında, her sorunla karşılaştığında o soruyu parçalara ayırıp, analiz edip sonuca varabilsin. Etmesine olanak tanımak lazım. Kendisini özgür hissetmesine olanak lazım. Çünkü gelecek özgüvenli, geniş, hayata geniş bir açıdan bakan çocuklar istiyor. Bunun için de hem okula hem de veliye önemli görevler düşüyor. Ders ortamında çocuklara daha fazla söz vererek, çocuklara daha fazla, onların daha fazla soru sormasını teşvik ederek ders ortamında. Yani didaktik bir şekilde çocuğun karşısına geçip tahtaya bir şeyler yazarak, çocukların hiçbirinin parmak kaldırmayarak, sadece dinleyici olarak derste yer aldıkları değil, çocukların katılımcı olarak derste yer aldıkları bir öğretme tekniği ve yöntemiyle yapılabilir. Tabii öğretmenlerin üzerinde müfredattakileri öğretmek gibi bir baskı olduğunu bilerek bunu söylüyorum. Yani bunu yapmak her zaman kolay bir şey değil ama bizim bu konuda bir alışkanlığımız var şu an. Biz bunu yapmıyoruz Türkiye'de çoğunlukla. Bizim gördüğümüz kadarıyla, bize gelen yorumlardan bildiğimiz kadarıyla en azından. Biraz daha bunu yapmaya çalışmak örneğin hem öğrenciye hem öğretmene fayda olarak geri dönecektir. Aile de benzer şekilde çocuğunun ödevine yardım edecekse ya da hafta sonu çocuğuyla herhangi bir konuda sohbet ediyorsa, çocuğunun daha farklı konuları, kendisi gazetede okuduğu, ilginç bulduğu, bilimle ilgili, teknolojiyle ilgili, atıyorum herhangi bir romanla ilgili konuları çocuğuyla tartışarak da bunu sağlayabilir. Çocuğunu kitap okumaya teşvik ederek de bunu sağlayabilir. Bunlar aslında dediğim gibi çok zor olan şeyler değil. Çocuklar çünkü o kadar her şeyi
alabiliyorlar ki. Çocukların o kadar büyük bir potansiyeli ve kapasitesi var ki anlama ve o bilgiyi koruma ve ilerletme konusunda. Çocuklara biraz daha birey gibi yaklaşarak aslında bunu yapabiliriz. Çocuklara birey gibi davranarak. Çocuklarınız sizin malınız değil, bir kere daha söylüyorum. Toplumun malı da değil. Çocuklar kimsenin malı değil. Çünkü insanlar, bireyler kimsenin malı değil. Çocuk da tıpkı sizin gibi hayata duruşu olan bir birey. Tıpkı sizin gibi. Özgüvenli olmaları o yüzden çok